E hayırlı olsun diyelim o zaman. Hayırlı olsun mu diyelim? Yani teklifimi kabul ediyor musunuz? Evet. Gelin yeni fabrikamızı resmileştirelim. Tamam, tamam. Bir saate oradayım. Görüşmek üzere. Allah! Ne oldu? Kalk Gidelim dizisinin başarılı oyuncusu Erkan Sever, TRT1 izleyicilerine özel söyleşisiyle bir de bugüne konuk oluyor. Fabrikatör Mustafa Ali geliyor yeniden. Başarılı oyuncunun sevilen dizide hayat verdiği Mustafa Ali karakterini geçtiğimiz bölümlerde İstanbul'da görmüştük. Burada bir takım iş anlaşmaları yapan kahramanımız, işleri büyütüp yeniden İstanbul'a dönmekte oldukça kararlı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman. Hayırlı olsun. Çok güzel işler yapacağız. Ancak Dal ailesi üyeleri şimdilik olup bitenden habersiz. Ayrıca anne Hatice Dal'ın rahatsızlığı, bakalım bu planı ne yönde etkileyecek? Oy güzel anam benim, ne kadar da mutlu bir müneve, bakın hele. Başarılı oyuncu Erkan Severse, şartlar olgunlaştığında Mustafa Ali'nin soluğu İstanbul'da alacağını belirtiyor. Mustafa Ali gider, gider. Yani o kurdukları hayat orada yani. Neden gider? Nurcan'dan dolayı gider. Tabii ki bundan sonra çok sık ziyaret eder Muğla'yı ama hani çok ağır engeller olmazsa önünde ki hastalık gibi işte annesiyle babasının herhangi bir olumsuz durumu gibi ya da kardeşinin Mustafa Ali gider. Ama en büyük sebebi gitmesi de Nurcan olur. Anne şaka maka bak, istersen seni 6 yıldızlı ultra lüks otele bile götürürüm. Ne olacak canım bugüne bugün fab. Dal ailesi üyeleri bu durumdan pek de hoşnut olacağı benzemiyor. Ancak anlaşılan o ki bu haber Nurcan'ı epey bir mutlu edecek. Bir kere Nurcan bu olayı öğrendikten sonra artık geri dönüşü olmaz. Çünkü kurdukları hayat, o mutlu hayat, o güzel hayat Nurcan'la Mustafa Ali'nin. İstanbul'da yani çok güzel günler geçirmişler, tamam iflas etmişler ama çok güzel günleri de olmuş. Bir de yaklaşık 2 yıldır Nurcan'ı burada tutuyor. Nurcan çok büyük depresyonlar yaşadı. Canberk İstanbul'da oğlu. Tamam o kendi başını kurtardı etti ama. Ha Duru döner mi derseniz Duru dönmez. Yani dönmez diye tahmin ediyorum. Ama Mustafa Ali ve Nurcan mutlaka bir gün İstanbul'a döneceklerdir yani. Ha dönerler bir gün sonra geri gelirler onu bilemem. Ya da senelerce orada yaşarlar onu da bilemem. Buna mı denk geldiniz bu saniye? Evet duygularımı... Ozan uşak söylemek istiyor. Gel. Ho! Ho! Kalkın gari, kalkın! Gel. Bu niye kalkmıyor ya? Ha? Onun şifresi benim, merak etme. Bak şimdi yapacağım, dur bekle. Bak. Kahvaltı! Günaydın lan! Mustafa Ali'nin sır gibi sakladığı İstanbul hayalinden bir tek Ercan haberdar. Bu İstanbul meselesini maalesef Ercan şanslı öğrendi. Tabii ki çok büyük bir fırsat onun için, Ercan için. Ercan bunu hayatta kaçırmaz. Yani çok güzel bir orta geldi. Bunu mutlaka gole çevirecektir. Eniştesinin peşini bırakacağını zannetmiyorum. En azından sus payı almadan, çünkü mutlaka Nurcan'a söylemekle tehdit edeceğini düşünüyorum ben Ercan'ın. Böyle şeyleri kaçırmaz. Mustafa Ali de Nurcan'ın öğrenmesini istemez. Çünkü Nurcan yani direkt eşyaları toplar. Yani hiç affetmez artık. Kaç hafta oldu? 100 hafta falan oldu değil mi buraya geleli? 2 yıl oldu. Belki de geçti. O yüzden bir şekilde idare edecektir Mustafa Ali Ercan'ı. Ama tabii ne kadar eder, Ercan ne kadar saçmalar, Mustafa Ali'yi ne kadar zorlar, herkesin bir sabrı vardır. Onu bilmiyorum. Yani. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gel.
Yarim giymiş beyaz eziye cuma namazından gelir. Yarim giymiş beyaz eziye cuma namazından gelir. Başarılı oyuncu Hatice Dal karakterinin eski sağlığına kavuşacağını düşünüyor. Yavrulam benim, duyamam ben size. Sağ olun yavrulam. İnşallah iyileşecek, iyileştireceğiz. Yani tabii Allah kimseye hastalık vermesin. Ama yakalanıyoruz, bu başımıza gelen bir şey. Şey çok önemli, moral, motivasyon çok önemli. İşte annenin moralini yüksek tutarak, tedavisini düzgün uygulayarak, işte çocukları olarak, yanında olarak onu mutlu ederek bu hastalığı yeneceğiz diye düşünüyorum ama takdiri ilahi, yani sonu ne olur onu bilmiyorum. Allah kim sırtını vermesin. Yavaş gelsene oğlum. Cülle buraya geliyordu ya. Yola çıkmış. Bir iyice gel, karşılaşma sen. Seyfettin Cülle. Bu süreçte Seyfettin ve Mustafa Ali annelerinin üzülmemesi için elinden geleni yapıyor. Ya Mustafa Ali ile zaten Seyfettin'in şeyi bu. Yani bir şekilde hiçbir şey hissettirmeden halletmeye çalışıyorlar. Ama maalesef bir şekilde ellerini ayaklarına dolaştırıyorlar. Kötü niyetleri yok. Fakat en sonunda hacının ya da annenin kulağına gidiyor ve kulakları bir şekilde çekiliyor. Bunlar yayınlar. Bunlar yayınlar. Şiddetle görüyoruz. Sevgiler. Aile kavramının önemini bizlere her hafta yeniden hatırlatan Kalk Gidelim, geçtiğimiz günlerde Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan bir teşekkür mektubu aldı. Çok gurur verici bir şey bizim için. Tabii ki marifet iltifata tabidir. Biz de daha çok motive oluyoruz. Daha şevkle sarılıyoruz. Şu anda biz 99. bölümümüzü çekiyoruz. İnşallah haftaya 100 diyeceğiz. Yani çok gurur verici bir şey bu. İlk bölümle başladık. Şu anda 100. bölümü çekeceğiz. Yani çok keyifli bir şey, çok acayip bir şey. Hani bugüne kadar gerçekten bir ses bile yükselmedi setimizde. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Allah herkese nasip etsin. Her diziye 100 bölüm, yüzlerce bölüm çekmeyi nasip etsin. Ama dediğim gibi biz de bunun farkındayız. Hani çocuklarıyla birlikte ailelerin bizi izlediğini biliyoruz. Yapımdan yönetmenine, yazarımızdan oyuncularımıza, kameradaki arkadaşlarımıza kadar herkes bunun bilincinde. Ve buna göre hareket ediyoruz. Seyircilerimize de bizi bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bu iş katlanarak bilinmeyen bir zıvanaya doğru gidiyor ya. Neden bakıyor biliyor musun? En sonunda Nurhat Çelen'in anası Şerif çıkacak diye korkuyor. Pardon ya, sinirim attı. Sosyal medyayı yakından takip eden Erkan Sever, olumlu mesajlarla karşılaştığını ifade ediyor. En çok söylenilen şey, aile olarak, ailece çok rahat bir şekilde izleyebiliyoruz diyor. Yani biz silah kullanmadan da, işte böyle bel altına vurmadan da güzel bir dizi çekileceğini, tabii bizden önce de yapıldı bu ama biz de bunun bir örneğiyiz. Bundan sonra da olacaktır. Biz bu türe bir örneğiz. Türk aile yapısını, gelenek ve göreneklerini, saygıyı, sevgiyi, güler yüzü göstererek dizi çekilebileceğini anlatmaya çalışıyoruz.
Yani illa böyle tuhaf tuhaf şeyler yapmaya gerek yok. Seyircin de öyle çok çok absürt, abuk sabuk şeyler istemediğinde biz de görmüş oluyoruz böylece. Kalk Gidelim'deki sürpriz gelişmeleri merak edenler için Kalk Gidelim bu akşam saat 8'de TRT 1'de. Bekliyoruz efendim. Avukat hanım, ses sizde. Bak şimdi ne oluyor? Özensiz kadar bakıyorum ben ona. O zaman neden Meryem Hanım'ı annediyor? Başkasının evinde bir göz odada kalıyor. Bunları denetçi görürse aleyhimize olur. Canımın içi, kim çamur attı sana? Kalk Gidelim yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Müsaade isterseniz vallahi döveriz. Oyun isterim, torlu örtük gelin gelmek isterim. Düğün müğün yok. Olur kızım düğün. İyi miyim?